Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Maide suresi 44 ve 45. ayetleri ele alacağız. Allah-u Teala bu iki ayette Tevrat'la hükmetmemenin Yahudilere faturası nedir? Bunun taraf ilahiden bir değerlendirmesini burada göreceğiz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnna enzelne Tevrat'e, biz Tevrat'ı indirdik. Fîhe hudev ve nur. O Tevrat'ta hidayet var, yol göstermek var ve aynı zamanda nur var. Malum Tevrat Allah'ın kitaplarından, Hazreti Musa'ya indirilmiş olan semavi bir kitap. Ve şu anda da Tevrat yine bulunmakta ve Yahudiler bu kitaba göre bakıp kendilerini ayarlamaya çalışmakta. Yani biz Tevrat'a iman ediyoruz. Kitaplara iman bünyesi içerisinde Allah'ın gönderdiği Tevrat'a da iman ediyoruz. Ama zamanla bazı yerlerinin tahrif edildiğini, aslının orijinalinin ortada olmadığını da söylüyoruz. Ama Tevrat'ın aslına iman ediyoruz. İşte o Tevrat'ın aslında hidayet var, yol göstermek var ve aynı zamanda nur var. İnsanları aydınlatan esaslar var. Yahkumu bihen nebiyyun, peygamberler onunla hükmederler. Yani Tevrat Hazreti Musa'ya geldi ama bütün Yahudilere gelmiş oldu. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Yuşa gibi, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman gibi daha nice peygamberler geldi ve bunlar Tevrat'a göre hükmettiler. Ellezine eslemu, yani Allah'a teslim olmuş olan bu peygamberler Tevrat'ı uyguladılar, Tevrat'la hükmettiler. Lillezine hadu, ve onlar Yahudiler için Tevrat'ın hükmünü bu şekilde uyguladılar. Ve rabbaniyun, rabbaniler de, Rabbe mensup olan, Rabbe teslim olmuş olan kimseler de uyguladı. Vel ahbaru, ve onların alimleri. Yani abid ve alim olan insanlar, Yahudiler içinden çıkan, onlar da yine Tevrat'ı Yahudiler için uyguladılar. Oradaki hükümleri tatbik ettiler. Bimestuhfizu min kitabillah, Allah'ın kitabından kendilerine emanet bırakılan, korumakla mükellef oldukları şeyleri yerine getirdiler ve böylece Allah'ın kitabını, Tevrat'ı onlara uyguladılar. Demek ki gerek peygamberler, gerek peygamber varisi, veli insanlar ve alim insanlar kitaba muhatap oluyorlar ve bu kitaba göre o dine mensup olanlara hükümleri uyguluyorlar. Ve bu kendilerinde bir emanet gibi. Yani kitaba muhatap olmak, kitabın manalarını bilmek onlarda bir emanet tarzında. Elbette bu emanetin hakkının verilmesi lazım. Ve alim olan bir kimse mazur değildir. Buradan Kur'an'a geçecek olursak, işte Kur'an'ı bilen kimseler elbette bilmeyen kimselere Kur'an-ı Kerim'le alakalı hükümleri bildirirler, Kur'an'ın sırlarını anlatırlar. Uygulama noktasında hayata bunları geçirmeye çalışırlar. Ve adeta Kur'an'dan onların öğrenmiş olduğu şeyler kendilerinde bir emanet gibidir. Ve o emanetin de bir şükrü bunu başkalarıyla paylaşmaktır. Benzeri bir durum Tevrat için geçerli. Tevrat'ın yürürlükte olduğu dönemlerde gerek İsrailoğullarından çıkan peygamberler, gerek onların velileri hükmünde Rabbani zatlar, gerekse ahbar denilen onların alimleri Tevrat'ı uygulamakla mükellefler. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ, ve onlar bu noktada şahitler idi. Buna şehadet ediyorlar. Bunu uygulamaya çalışıyorlardı. فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ, öyleyse insanlardan korkmayın. وَخْشَوْنِ, ve benden korkun. Yani Allah'ın hükümlerini öğrendikten sonra eğer biz bu hükümleri hayata geçirecek olursak insanlar ne der? Acaba aleyhe mi geçerler? Şöyle mi olur, böyle mi olur? Endişeye mahal yok. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَل۪يلًا, ve benim ayetlerimi
az bir bedel karşılığında satmayın, değiştirmeyin. Yani bir insan Allah'ın kitabındaki hükümleri biliyor ama bunu diyelim gizliyor. Gizlemenin neticesinde kendisi bir takım menfaatler elde edecek. Bu Allah'ın hükümlerini, Allah'ın ayetlerini az bir paraya satmış olur. Ve Allah'ın hükümleri pahasında koca dünya da bize verilse çok aza satmış oluruz. Yani Allah'ın hükümlerini bilen bir kimse o hükümlere riayet etmekle mükelleftir. Ve o hükümleri bildiği halde, o sınırları bildiği halde haddi aşacak olursa bunun sorumluluğu bilmeyenlere göre daha fazladır. Yani cehalet bazı durumlarda özür sayılabilir. Ve bir insan diyelim uygunsuz bir şey yaptı ama kanunen suç olduğunu bilmiyordu. Mahkemede kendini savunurken bilmiyordum diyebilir. Ve bilmemesi onun hakkında hafifletici bir durum gibi de görülebilir. Ama alim olan bir kimse mazur değildir. Bilen bir kimsenin sorumluluğu çok daha fazladır. İşte Allah'ın göndermiş olduğu Tevrat'ta da hidayet var, nur var. Elbette buna muhatap olan başta peygamberler, Rabbani insanlar, alimler bu hidayet ve nuru öğrendikten sonra bu hidayeti başkalarına da anlatmak, bu nurdan başkalarının da istifadesini temin etmekle mükellefler. Ama bunu yaparken bazı insanlar karşı çıkacaktır. Bazı insanlar muhalefet edecektir. Hatta belki de hayatlarına kastedeceklerdir. Ayet-i Kerime bu noktada teminat veriyor. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Ve benim ayetlerimi az bir bedele satmayın. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ İşte onlar kafirlerin ta kendileridir. Değerli izleyenlerim, ayet-i kerime esas itibariyle Yahudilere yönelik, ayetin evvelini okuduk. Demek ki Tevrat'ın hükümleri belli ama Tevrat'ın hükümlerini bilen kimseler Tevrat'a göre eğer hükmetmezlerse onu inkar etmiş sayılırlar. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir. Ama Kur'an-ı Kerim evrensel ve buradaki ifade de genel, umumi bir hüküm tarzında. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir. Bunu biraz güncellediğimizde özellikle 1970'li yıllarda Türkiye'de bir kısım Müslüman kardeşlerimiz bu ayet-i kerime ve benzeri bazı ayetlere dayanarak Allah'ın indirdiğiyle her hükmetmeyeni hemen kafir tarzında nitelemek, adeta ellerinde bir damga, önüne geleni bununla damgalamak gibi bir durum söz konusu olabilmişti. Şu anda da tümüyle bitmiş değildir. Ama burada herhalde bilinmesi gereken durum şu. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek, eğer Allah'ın indirdiğini kabul etmemek şeklindeyse, yani Allah'ın indirdiğini reddetmek tarzında, onu tasdik etmemek şeklindeyse, bunun küfür olduğunda şüphe yoktur. Ve gerek Tevrat için, gerek Kur'an için aynı hüküm geçerlidir. Bir kimse Tevrat'a muhatap ama Tevrat'taki Allah'ın hükmünü kabul etmiyor, kafirdir. Veya bir başkası Müslüman, Kur'an'a muhatap, Kur'an-ı Kerim'deki ilahi bir hükmü kabul etmiyor. Kabul etmediği zaman bu bir küfür olayıdır. Elbette bunun kafir olduğunda şüphe yoktur. Ancak bir hükmü uygulamamak illa onu reddetmek demek değildir. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de gıybetle alakalı hüküm var. Cenab-ı Hak la yahtab ba'dukum ba'da, birbirinizin gıybetini yapmayın diyor. Yani gıybet yasaklanmıştır. Ama Müslümanların çok büyük bir ekseriyetinin gıybetten kurtulamadığı da bir vakadır. Bu durumda bir Müslüman gıybetle ilgili hükmü uygulamadığında acaba kafir mi olur? Hayır, kafir olmaz. Peki ne olur? Günahkar olur. Allah'ın hükmünü biliyor, reddetmiyor ama nefsine mağlup olmuş. Şeytanın peşine düşmüş. Bunun neticesinde Allah'ın kitabını tümüyle uygulayamayabiliyor. Veya kapasitesi buna müsait değil. Nefsine engel olamıyor. Ve şeytana kolaylıkla aldanabiliyor. Böyle bir durumda
Allah'ın hükmünü uygulamayan bir kimse kafir değildir. İşte sigara sağlığa zararlıdır. Herkes bunu biliyor. Sigara paketlerinin üzerinde de bu yazıyor. Doktorlar bunu çok daha iyi biliyorlar. Ama nefsine mağlup olup sigara içen epey doktor da bulunmakta. Veya diğer insanlar zararlı olduğunu bildiği halde yine sigara içebiliyorlar. Demek ki burada sigaranın zararını inkar diye bir şey aslında söz konusu değil. Kabul ediyorlar, zararlı olduğunu biliyorlar ama kendini kaptırmış kurtaramıyor. Bu açıdan baktığımızda bir Müslüman Allah'ın indirdiği bazı hükümleri şayet uygulayamamışsa bu kafir anlamına gelmez. Veya diyelim dini değerlere sahip olan, Kur'an'ı baştan sona kabul eden ve hayatında uygulamaya çalışan bir idareci veya bir hakim veya bir savcı tümüyle ilahi hükümleri uygulama noktası bulamayabilir. Bu durumda acaba Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediğinden dolayı buna kafir mi diyeceğiz? Diyelim bir hakim Kur'an-ı Kerim'de hükmü belirtilen bir meseleden dolayı misal verelim biraz daha net olsun. Diyelim Kur'an-ı Kerim'de kısas cezası vardır. Haksız yere bir adam öldüren bir kimse yakalandığında ceza olarak öldürülür. Ama günümüzde Türkiye'de idam cezası kaldırılmıştır. Dolayısıyla gerek kanun noktasında gerek dini değerler noktasında böyle bir hükmü uygulama imkanı söz konusu değildir. Bu durumda diyelim normalde idam hak eden bir kimseye idam hükmü vermek isteyen dini değerleri de olan bir hakim bunu hükmetmediğinde müebbet hapis veya 24 yıl hapis gibi böyle bir ceza verdiğinde bu kafir mi olur? Hayır, kafir olmaz. Bu kimse mevcut şartlar içerisinde o şekilde hükmünü vermiştir. Demek ki uygulamamak ayrı, uygulayamamak ayrı. Bunları birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Yoksa her bir günahkar mümine kafir damgası basmak gerekebilir ve bu da çok tehlikeli sonuçlara bizi götürür. Ve İslami literatürde günahlara dalan mümine kafir değil, fasık deniliyor. Yani bir mümin imanı olmakla beraber fasık da olabilir ve bir takım günahların içerisinde olabilir. Tabii bu iç açıcı bir durum değildir ama onu kafir de yapmaz. Burada tarihi bir boyutuna da ben dikkat çekmek istiyorum. Malum İslam tarihinde hariciler diye bir grup çıktı. Hazreti Ali döneminde çıktılar. Ve Sıffin Savaşı'ndan sonra Hazreti Ali hakemi kabul etti. İşte yapılan teklif üzerine bir hakem seçildi ve hakem meseleyi halledecek. Ancak Hazreti Ali'nin safında yer almakla beraber bazıları bundan rahatsızlık duydular ve hakem ancak Allah'tır, hüküm ancak Allah'ındır, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ancak kafirlerdir. Bu manada değerlendirdiler ve huruc ettiler, ayrı bir grup meydana getirdiler ve bunlar Allah'ın indirdiği herhangi bir meseleyi uygulamayan bir kimseyi kafir olarak görmekte devam ettiler. Ve Hazreti Ali'nin bunlarla da mücadelesi oldu. Onların da Hazreti Ali ile mücadelesi oldu. Hatta Hazreti Ali gibi bir İslam kahramanını din adına bunlar şehit ettiler. Onu dinden çıkmış kabul edip, işte Hazreti Ali hakemi kabul etmekle dinden çıkmıştır, katli vaciptir deyip o şekilde onun şehit olmasına vesile oldular. Bu ölçü çok kaba bir ölçü ve haricilerin yani bu bakış tarzıyla meseleye bakılacak olursa gerçekten çok ciddi problemler çıkar. Ve tarih boyunca harici zihniyete sahip bazı Müslüman gruplar da çıkabilmiştir. Ve bunlar çok fanatik görüşlerle çevrelerini kırıp geçirebilmişlerdir. Ama biz bu noktada onların sivri fikirlerine değil, Müslümanların ekserisinin gitmiş olduğu genel çizgi, mutedil çizgiyi esas alacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ümmetim dalalet üzerinde ittifak etmez buyuruyor. Dolayısıyla ümmeti Muhammed ekseriyet itibariyle bu gibi şaz görüşlere, bu gibi sivri uçlara kaymamıştır ve mutedil bir şekilde yoluna devam etmiştir. Demek ki
Maide suresi 44. ayette kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Bu anlatım yeri itibariyle Yahudilere bakan bir durumu var. Ama Müslümanları da içine alabilecek genel bir ifadeyle gelmiştir. İşte Allah'ın indirdiğini kabul etmeyenler hakkında Müslümanlar için de geçerlidir. Ben Müslümanım diyor ama Kur'an'daki bazı hükümleri kabul etmiyorsa bunların kafir olduğunda şüphe yoktur. Ve Yahudilere bakan yönüyle onlar Allah'ın Tevrat'ta indirdiğini en azından bir kısmını kabul etmiyorlarsa bunların da kafir olduğunda yine şüphe yoktur. Fakat Allah'ın herhangi bir hükmünü uygulayamamak onu inkar etmek demek değildir. Bu insanı küfre götürmez. Yapsa yapsa onu günaha sokar. Bu açıdan baktığımızda bir ehli imana kafir damgası vurmak hoş da bir şey değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tekfirden kaçınılmasını nazara veriyor. Yani sizden diyor birisi bir başkasına kafir derse eğer o kimse kafir değilse söz muallakta kalmaz. Söz döner, onu söyleyene gelir ve onu imandan çıkarır. Dolayısıyla tekfir noktasında dikkat etmek lazım. Rastgele kafir damgası basmak uygun değil. Ve ketebne aleyhim fîhe, biz o Yahudilere Tevrat'ta şunu yazdık. Ennen nefse bin nefsim, cana can. Yani bir adam öldürmüşse cana mukabil canı alınır. Öldüren öldürülür. Vel ayne bil ayn, göze göz. Birisi başkasının gözünü çıkarmışsa ceza olarak gözü çıkarılır. Vel enfe bil enf, buruna burun. Diyelim bir yumruk vurmuş, muhatabının burnunu kırmışsa onun da burnu ceza olarak kırılır. Vel üzüne bil üzün, kulağa kulak. Birinin kulağını koparmışsa kendi kulağı da koparılır. Vessinne bissin, başkasının dişini kırmışsa ceza olarak dişi kırılır. Vel curuh kısas, ve genel anlamda yaralamalar kısasa tabidir. Burada tabi şöyle bir mesele de var. Bizden öncekilere bildirilen hükümler eğer hükmü ortadan kaldırılmamışsa, neshedilmemişse, lağvedilmemişse bizim için de hükümdür. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunun bu şekilde ifade edilmesi İslam'da da bunun var olduğunu gösterir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Tevrat'ta böyle hükmedildiğini ve bunun ilahi bir hüküm olduğunu bize anlatıyor. Femen tasaddaka bihi, ama kim tasaddukta bulunursa fehuve kefaretun leh, bu onun için bir kefarettir. Yani bir insan bir başkasını diyelim öldürdü ama öldürülenin yakınları kısas istemediler, diyete razı oldular. Bu bir nevi sadaka gibidir. O zaman bu hükme tabi olmak gerekir. Artık o zaman kısas düşer, diyet ortaya girer ve diyet neyse o diyet borcunun ödenmesi gerekir. Veya birisi vurdu, birinin dişini kırdı da normalde kendi dişi kırılacakken diyete diğer taraf razı olmuşsa onun bedeli neyse onun ödenmesi gerekir. Ve men lem yahkum bima enzelallah, kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse fe ulaike humuz zalimun, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Biraz önceki ayette Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir denilmişti. Burada da zalimlerin ta kendileridir denildi. Biraz sonra devamında gelen ayette de fasıkların ta kendileridir deniliyor. Bu şu açıdan değerlendirilebilir. Bir insan kafir olduğunda aynı zamanda zalimdir, aynı zamanda fasıktır. Yani bir insanda bu üç özellik beraberce olabilir. Ama şu manada düşünülebilir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin bir kısmı kafirdir, bir kısmı zalimdir, bir kısmı da fasıktır. İnkar ediyorsa kafirdir. Diyelim Allah'ın indirdiği hükümleri uygulamada problem varsa zulmediyor demektir, zalimdir. Ve nefsine mağlup olmuşsa, münferit günahlar işliyorsa bu da yine en azından fasıktır. Günahlarla lekeder bir hale gelmiştir. Cenab-ı Hak bizleri ilahi hükümleri tümüyle kabul eden ve tümüyle hayatında uygulamaya çalışan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle
Hepinize hayırlı günler diliyorum.